İyi akşamlar, merhaba. Bugün Bakırköy'de gezindim. Yanımda Aspara vardı ama yine bir şeyler almaya karar verdim. Göstereyim hemen. Bundan vardı bende, göstermiştim hatta çantamın hemen videosunda. Vardı ve bitti. Ben bunu gerçekten çok seviyorum. Dudakta çok hoş duruyor. Bundan aldım. Bunun şöyle olsa, bunun rengi çok hoşuma gitti ve almaya karar verdim. Gerçekten rengi çok hoş. Bunu şöyle. Bunu aldım. Bunu aldım. Göstereyim hemen. Şöyle. Bunda rengi çok hoşuma gitti. Dudakta güzel duruyor. Denedim. Bunu aldım. Buna en son göstereceğim. Bunu aldım. Bu gerçekten çok güzel. Ve tavsiye ederim yani. Şöyle göstereyim. Zaten Türkiye'nin %çoğu bunu kullanıyordur. Bu Golden Rasa'dan aldım. Gerçekten güzel. Bu deniz mavisi rengi. Aslında matlaştırıcı var ama bende. Ya bunun rengini, kendi rengini bulamadım. O yüzden matlaştırıcıyla birlikte aldım. Hem sürdüm matlaşı hem de rengi çok güzel oluyor. Böyle göstereyim. Evet. Bunu aslında almayacaktım. Tam belli değil diye. Aldım çünkü arkadaşım tavsiye etti. Gösterdiğim gibi. Şöyle göstereyim. Bunu aldım Fenerbahçe'den. Fener'den. Fenerbahçe olmayanlar kızabilir, izlemeyebilir ama olsun. Çünkü Fenerbahçe'yi çok severim ben. Bu canlandırıcı ve yenileyici. Sağlamış ve leke tırnaklar için. Gösterdiğim gibi. Şöyle göstereyim. Evet. Bunlar işe yarıyor. Gerçekten çok şey var. Bu cila. Yani tırnaklarımı ben yemiyorum da ablam çok iyi. Onun için aldım en çok. Sürer diye. Bu bakım ya. Sürünce kalınlaştırıyor tırnaklarını. Bu ise problemli tırnaklar için tırnak kurtarıcı bakım ya bu da. Böyle göstereyim. Şu çok işe yarıyor. Tırnaklarını yiyenler için özellikle bunu çok şey yaparım yani. İsterler rica ediyorum alsınlar. Çünkü tırnak önemli bir şey. Tırnak bakımı olduğu için almalarını rica ediyorum. Şöyle işte. Gerçekten işe yarıyor. Gerçi benim aldığım şeylerin hepsi işe yarar. Çünkü ben boş şeyler almam. Şöyle göstereyim. Evet. Bunu göstermiştim. Bunu aldım. O kopmuştu ama evet koptu. Ama taktım ben. Takıyorum. Yapıştırıcı takacağım. Bunu aldım. Bunu aldım. Bu şimdi buna geçeceğim en son olarak. Bu temizleme sütü gördüğünüz gibi. Bu gerçekten işe yarıyor arkadaşlar. Şunu söyleyeyim ben size. Yani boyun ve yüz bölgesine sürüyorsunuz. Hani ben fondöten fazla kullanmam böyle. Çok kullanmam abartılı bir şekilde. Günlük makyaj yaparım ben zaten çoğunlukla. Valla abartılı makyaj yapmayı sevmiyorum çünkü. Her şeyim günlüktür. Fondötenim şu kadarcık bir şey sürerim zaten. Yetiyor o kadar. Damla damla sürerim. Yani burada yazdığı gibi zaten. Gerçekten çok güzel işe yarıyor. Şöyle göstereyim. Gerçekten işe yarıyor. Yani ben ilk defa işe yaradığını gördüm. Hani öbür reklamlarda çıkan yalan olanlara inanmam. Hepsine denememişimdir. İnanmıyorum çünkü. Ya ben bunu aldığımda yani gerçekten aslında ben bunu almıştım önceden. Baktım bir deneyim dedim önceden işe yarıyor mu ve bu içinde bayağı var yani gördüğünüz gibi.
Şöyle göstereyim. İçinde bayağı var yani. Bu size bayağı bir yeter. Yani bir sene falan en fazla biter tabii kullanımına göre. Pamuğa sıkıyorsunuz. Yani tabii yüzünüzü yıkayacaksınız. Bunu pamuğa sıkıyorsunuz. Azıcık bir şey. Yüzün bölgesine, boyun bölgesine falan sürüyorsunuz. 5-10 dakika, 15-20 dakika falan bekletir sizin tercihiniz. Ama fazla bekletmeyin. Ben fazla bekletmiyorum. 15-10 dakika falan bekletiyorum. Sürdüm ilk aldığımda gerçekten yine işe yarıyor mu diye bir deneyeyim dedim. Çünkü gerçekten bayağı kişiler önerdi. Deneyeyim dedim en azından. Denedim. Bir hafta. En fazla bir hafta sonra işe yaradığını göreceksiniz. Çünkü benim yüzüm çok hassas. Fondöten falan süremiyorum. Fondöten sürünce hemen yüzüm böyle kabarık oluyor falan. Bunu sürdüm baktım yani gerçekten güzel oluyor. Ben yine fondöten sürmüyorum ama yine çok güzel duruyor yüzünde gerçekten. Tercih ederim kesinlikle. Gördüğünüz gibi bir daha göstereyim. Ve bu yeni aldım. Çünkü ilk denememde çabuk acele sürüyordum ve olmuştu. İyi olmuştu hem de. Ondan dolayı. Bitti ve bir daha aldım. Ve biterse yeniden bir daha alacağım. Çünkü gerçekten işe yarıyor ve gerçekten çok güzel. Kesinlikle tavsiye ederim. Şöyle göstereyim. Bunun arkası ceket. Bu 65 milyonu aldım. Çok ucuz. Yani gerçi ucuz nasıl desem bana göre ucuz çünkü normalde sorduğum yerlerde bayağı pahalıydı ve bunu 65 bin alırken kaçırmayayım dedim. Bu önü. Aslında ben beyaz alacaktım ve beyazı yoktu ve arkadaşım dedi ki bana beyazı ne yapacaksın dedi. Yani beyaz sonuçta yağmur yağacak kış geldi sonuçta ne yapacaksın dedi. Ben dedim haklısın yani sonuç olarak ve beyazı kalmamıştı. Siyahın böyle durumuna bakmayın. Üstüme giydim. Çünkü ben zayıfım. Üstüme yine bayağı güzel durdu. Bir daha göstereyim şöyle. Ben de ilk gördüm beğenmesi ama üstüme deneyince gerçekten hoş durduğunu anladım. Evet. Bu seferlik bu videom bu kadar. Bu videoyu da acelece çektim zaten. Çünkü eve geldim yorgunum falan. Daha banyo duş falan almadım. Saçım falan hep şey oldu, arkadaşlarım yanına gitmiştim. Terledim, koşturmaca falan. Saçım falan hep bozuldu. Makyaj yapmadım bugün. Çünkü makyaj yapmayı dediğim gibi sevmiyorum. Fondöten sürmem çoğunlukla. Önemli bir şey olursa sürerim. Önemli bir şey de olmaz zaten. Böyle düğünlerin nişanları falan giderken sürerim. Öyle önemli şeyler. Ama normalde öyle bir şey olmaz. Önemli bir şeyim yok. Dediğim gibi. Geldim, direkt çekeyim dedim. Çünkü gerçekten çok öldüm. Birazdan duşa gireceğim. Ve sizin için çektim. Beğenirsin inşallah. Dediğim gibi bütün videolarımı beğenirsin inşallah. Çünkü daha faydalı şeyler yapacağım. Teşekkür ederim. İyi akşamlar.